Kıbrıs İlim Üniversitesi'nin Mühendislik Fakültesi'nde 4 farklı bölüm bulunmaktadır. Ve bu 4 farklı bölümde de doğal olarak 4 farklı ayrı program çocuklarımıza öğretilmektedir, öğrencilerimize. 4 yıllık olan eğitimlerimizin sonucunda da mezun olan öğrencilerimize Bachelor of Science derecesi verilmektedir. Diplomalarında da Bachelor of Science yazmaktadır. Eğitimimiz İngilizce. Mühendislik fakültemizin bu 4 ayrı bölümü elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği ve mekatronik mühendisliğidir. Bu bölümlerimizin son senesinde yani 4. yılın güzünde ve 4. yılın baharında mezuniyet projeleri yaptırmaktayız öğrencilerimize. Geçen sene yani 2018-2019 akademik yılının güz döneminde ve bu akademik yılın bahar döneminde farklı farklı projeler verdik öğrencilerimize. Bunlardan bir tanesi ücretsiz Wi-Fi'ydı. Bir diğeri ücretsiz internet bağlanmasıydı. Ve çocuklarımız da, bu öğrencilerimiz de bunların üzerinde yoğun bir araştırma ve çalışma yaptılar. Bahar döneminde ise pillerle kaynak yapmayı, pil gücüyle kaynak yapmayı yani direkt akımla ama düşük direkt akımla kaynak yapabilmeyi araştırdık. Buna ilaveten de yaptığımız bir diğer araştırma da pilsiz radyoydu. Pilsiz radyo sonuçlarını gayet iyi aldık. Pilli kaynak makinesinin sonuçları da gayet iyiydi. Fakat ücretsiz internet ve ücretsiz Wi-Fi çalışmalarımız orta derecede sonuç verdi. Tatmin edici bir sonuç alamadık bu araştırmalarımızdan. 2019-2020 yılı güz döneminde de tekrar bu araştırmaları gündemimize aldık ve buna ilaveten de bir araştırmamızı daha koyduk. Bu araştırmamız da kablosuz elektrik iletişimiydi. Yani bir yerden bir yere kablo veya elektrik telleri çekerek elektrik aktarmak değil, kablo çekmeden elektriği nasıl aktarılabileceğini araştırdı öğrencilerimiz. Bu yılın 2019-2020 yılının bahar döneminde de tekrardan gene ücretsiz internet ve ücretsiz Wi-Fi çalışmalarını devam ettireceğiz. Aynı şekilde de pilsiz radyo. Bu defa pilsiz radyomuz geçen seneki bahar döneminde yaptığımız çalışmada pilsiz radyomuz kulaklıklarla çalışıyordu. Yani ses dalgalarını taşıyan elektrik dalgalarını bir yerde güce çevirip bu gücü de tekrar sese dönüştürerek kulaklıklardan o bölgede en güçlü radyo hangisi ise onun yayınını herhangi bir pil takmadan veya elektriğe bağlanmadan dinleme olanağı veriyordu. Bunu şimdi bir adım daha yukarı götürmek istiyoruz. Bunu bir adım daha yukarı çıkarmak istiyoruz ve kulaklıklar olmadan hoparlörlerden duyulabilecek kalitede sesin çıkması için bir radyo tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Bir alıcı tasarımı yapmaya çalışıyoruz. Buna ilaveten yaptığımız kablosuz elektrik akımı deneylerinde de 1 santimetreye kadar bunda başarılı olduk. Yani iki nokta arası 1 santim olmak kaydıyla aralarında elektrik kablosu veya ona benzer herhangi bir bağlantı olmadan sadece manyetik alanların etkisiyle biz bu elektrik akımının aktarılmasını başarmış olduk. Güçsüz bir akımda olsa sadece küçük led bir lambayı bile yaksa aktardığımız akım 1 metre ve 1 santim aradan bu da bir gelişmeydi. Bu da bir düşüncenin, bir teorinin, bir araştırmanın başlangıcıydı. Bu yılki hedefimiz ve gelecek yılki hedefimiz
Bu iki nokta arasındaki mesafeyi önce 5 santime, sonra 10 santime, sonra da 30 santime çıkarmayı hedefliyoruz. Başarabileceğimizi de umuyoruz. Üniversitemiz bu konuda araştırmalarımızı sürdürmemiz için gerekli olan maddelerin, gerekli olan malzemelerin, gerekli olan aletlerin tümünü sağlamaktadır. Öğrencilerimiz de büyük bir şevkle ve istekle bu başarılarını, bu çalışmalarını yürütmektedir. Yazılım mühendisliği ve mekatronik mühendisliği ikisi birlikte paralel çalışmaktadır. Mekatronik laboratuvarımızda bu dönem bir robotik kol yapmayı hedeflemekteyiz veya uzaktan kumandalı bir otomobil dümeni veya bir kapının açılıp kapanmasını deneyeceğiz. Daha mekatronik laboratuvarımızda araştırmaya yönelik 2019 yılının güz döneminde, 2019-2020 akademik yılının güz döneminde herhangi bir girişim başlatmadık ama bahar döneminde bu girişimlerimizi başlatacağız ve uzaktan kumandayla herhangi bir aletin yanında olmadan, dokunmadan uzaktan kumandayla çalışması konularına gireceğiz. Bunda da başarılı olacağımıza çok inanıyorum. Tabii bu mekatronik denemesini veya mekatronik araştırmasını yaparken de yazılımın ikisinin birlikte olması lazım. Mekatronik ve yazılım ikisi bir arada gitmekteler. Tabii yazılımda da bu hareketleri yapacak olan aletin bir yazılımdan ve bir çipten ve çipin içindeki bir yazılımdan da direktif alması gerekmektedir. Bu nedenle de her iki bölümümüzün çalışmaları paralel gidecek. Aynı şekilde de bir takım programları, bir takım öğrencilerimizin kullanabilecekleri programları da yazılım mühendisliği bölümümüzde biz kendimiz yazmak ve biz kendimiz bu öğrencilerimize bu programları yazdırmak ve sonuç aldırmak istiyoruz. Excel benzeri, işte hücrelerin içinde çarpımların, matematik işlemlerinin yapılması gibi programları genelde VBasic ile yazdırmak istiyoruz çocuklarımıza. Ve bu şekilde de araştırmalarımızı bu dönem kesinlikle başlatacağız. Aynı şekilde yazılım mühendisliğinde yapay zekanın da ilk adımlarını atmak istiyoruz. Bu konudaki atmak istediğimiz adımlar yapay zekada, tabii her ne kadar yüz tanımlama çok gelişmiş olsa da biz bunu Amerika'yı yeniden keşfeder gibi sil baştan başlatıp yüz tanıma programlarını adım adım yavaş yavaş yazmayı öğrencilerimize öğretmek istiyoruz ve mezuniyet projelerinde de bu dönem bir yüz tanıma basit de olsa, ilkel de olsa bir yüz tanıma programını yazmalarını talep edeceğiz öğrencilerimizden. Elektrik, elektronik ve bilgisayar bölümlerinde demin de bahsetmiş olduğum gibi iki tane projemiz, biri ücretsiz Wi-Fi, biri de ücretsiz internet ve biz bunda orta derecede başarılı olmuştuk ama tam başarılı olmak için de bu defa gerekli olan alet ve malzemelerimizi daha da takviye ederek bu araştırmalara da ağırlık vereceğiz. Çünkü çağın artık iletişimi internet üzerinden olmakta ve kablosuz bağlantıyı da herkes tercih etmektedir. Bu nedenle de hem internetin ücretsiz olmasını nasıl olabileceğini araştırıyoruz, hem de aynı şekilde Wi-Fi yayınlarına ücretsiz olarak nasıl bağlanabileceğimizin araştırmalarını yapıyoruz. Çok kısıtlı da olsa demin de söylediğim gibi bir başarı elde ettik ama başarımızı daha da genişletmeyi gerçekten istemekteyiz. Üçüncü bir araştırma kolu olarak da uzaktan kablosuz olarak lambaları yakmak, elektrik akımı gibi ve kablosuz olarak da mümkünse elektrik akımını iletmek gibi projelerimiz var. Bunlar için de çalışmalarımızı yapmaktayız. Yazılım mühendisliğinde
saat tanımı, bir elektronik saat tanımını yapmak istiyoruz. Bunun da çalışmalarını inşallah başlatacağız. Burada önemli olan saati gösteren ekranın öğrencilerimiz tarafından imal edilmesidir. Bu hazır almak değil, bunun imalatının nasıl olabileceğinin araştırmasını yapacağız. Geçen dönem güneş ışınlarından enerji elde etmenin deneyimlerini yaptık, araştırmasını yaptık. Bunda başarılı olduk. Tabii burada hazır piyasada satılan fotovoltaik hücreleri değil, bu hücreleri biz yaparak, kendi öğrencilerimiz yaparak bu başarıyı elde ettik. Küçük de olsa, düşük de olsa bir doğru akım elde ederek, bu akımdan da küçük bir diyot lambanın yanmasının sağladık. Burada kullandığımız yaklaşık işte nenelerimizin kullandığı köy evlerinde nenelerimizin kullandığı saç tavaların, bunların önce siyaha boyandıktan sonra üzerine birbirlerine değmeyecek şekilde yarım santim arayla izole edilmiş tellerin yan yana dizilerek elde edilmesinden, yani bakırın içindeki hareketli iyonların güneş enerjisiyle harekete geçirilerek lambaların yakmasını, küçük bir diyot lambanın yanmasını ve düz akım elde edilmesini sağlamıştık. Şimdi hedefimiz bunu gene yerel malzemelerle, hiçbir şekilde fabrikasyon bir malzeme, tabii elektrik teli hariç herhangi bir fabrikasyon malzemesi kullanmadan bu bulgumuzu daha da geliştirmek, elde ettiğimiz enerjinin daha yukarı çıkarabilmek, amperini yükseltmek, voltajını yükseltmek ve daha iyi sonuçlar alabilmek için bu seneki girişimlerimizi de yapacağız. Geçen sene aynı zamanda güneş enerjisinden sıcak hava elde etmek ve bu sıcak havayla bir odayı ısıtmak deneyimi yapmıştık. Bunun girişimini yapan öğrencimiz çok başarılı olmuştu. Coca-Cola veya teneke olarak teneke içeceklerin kutularını üst üste dizerek, dörder kutuları üst üste koyarak 5 ayrı sütun yapılmış. Bunların hepsi siyah ve mat renge boyanmış. Sonra bunların hepsi bir tahta kutunun, önü cam olan tahta kutunun gayet güzel izole edilmiş bir tahta kutunun içine kondular. Ve bu tahta kutunun içinden dışarıdan havayı çeken, sonra bir boru vasıtasıyla bu havayı üfleyen bir sistem kurularak dışarıdaki düşük ısıdaki havayı alıp güneş ışınlarıyla ısıtarak bir odanın içine sıcak havayı verme deneyimi başarılı olmuştu. Dışarıdaki havanın yaklaşık 5 derece daha fazla ısınmışını da içerideki bir odaya vermeyi başardı öğrencilerimiz. Hep bu şekilde de bütün araştırmalarımızı devam ettiriyoruz ve mühendislik fakültemizin gerçekten fakülteye layık olarak hem öğrencilerimize bilimsel bilgi vermek hem de bu bilimsel bilgileri insanoğlunun kullanımına arz edecek şekilde de kullanmalarını sağlamanın bir eğitimini vermeye çalışıyoruz. Bu dönem proje tabanlı derslerimizi de devreye koyduk. Proje tabanlı derslerimizin ana içeriği adamızda var olan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde var olan sanayide sanayicilerimizin veya atölyelerimizin veya küçük üreticilerimizin üretimlerinde sıkıntı duydukları aşamalarda yardımcı olmak, o aşamaları nasıl geçebileceklerini araştırmak ve bu araştırmalarımızın sonucunda da yerli sanayicimize, yerli üreticimize bir katkı koyabilmenin dersini koymanın kararını aldık. 2020 yılının bahar ayında artık her bölümümüzde, yani elektrik elektronik bölümü, bilgisayar bölümü, yazılım bölümü ve mekatronik bölümünde de proje tabanlı ikişer tane dersimiz olacak. Bu da tabii insanoğlunun kullanımına, insanoğlunun daha rahat yaşamına yönelik araştırmalara
bilimsel katkı koymak şeklinde düşünülmüş bir programdır. Bunun için de tabii öğretim görevlilerimiz ve öğretim üyelerimiz, profesörlerimiz, doçentlerimiz, yardımcı doçentlerimiz ve doktor araştırma görevlilerimiz hepsi deneyimli, bilgisel, her yıl en az ikişer tane makale yayınlayan akademisyenlerimiz bulunmaktadır. Ve onların çabalarıyla da biz bu başarıyı yakalayacağımıza ve devam ettireceğimize çok inanıyoruz ekip olarak. Zaten bütün hocalarımızla birlikte bunun inancı içindeyiz. Öğrencilerimize de bu duyguyu, bu araştırma duygusunu ve insanoğlunun kullanabileceği faydalı aletleri, makineleri yapmanın hazzını kendilerine aşılamaya çalışmaktayız derslerimizin yanında. Derslerimizin içinde aynı zamanda mezuniyet projeleri dışında yaz çalışmaları bulunmaktadır. Yazın yaz stajları olarak tanımladığımız bu çalışmalarda kendilerini yönlendirdiğimiz kuruluşlarda, işte Kıptek gibi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu gibi, Telekomünikasyon Dairesi gibi veya sanayi bölgesinde yer alan ve büyük çapta üretim yapan firmalarda, halka hizmet veren şirketlerde bunların staj yapmalarını sağlamaktayız. Ve bu stajlarını yaparken de öğrendiklerinin nasıl uygulandığını ve kendilerinin de nasıl uygulayabileceklerini öğreniyorlar. Her yıl yaklaşık işte 30 iş gününe bedel bir staj programları var. Ondan sonra da staj defterleri doldurulmakta, ne yaptıkları gün gün bunun içine yazılmakta ve bu şekilde de staj döneminde bu defterler bize getirilerek bunların çalışmalarının amirlerinin de onayı ve gözetimi olmaktadır tabii bu staj defterinin içinde. Bu şekilde de kontrol etmekteyiz. Aynı şekilde mezuniyet projeleri için de akademisyenlerimizin ortak çalışmasıyla bir prosedür geliştirdik. Buna göre önce öğrencimiz hangi konuda çalışmak istediğini, araştırma yapmak istediğini belirtmekte, yazılı olarak belirtmekte ve biz kendisine 13 haftalık bir araştırma programı vermekteyiz. Bu her hafta bu programı verdikten sonra da her hafta öğrencimiz resimlerle desteklenmek kaydıyla her haftalık çalışmalarını rapor halinde bize sunmaktalar ve hocasının onayıyla da bir sonraki aşamaya geçmekteler. Bu şekilde de öğrencilerimizi biz 13 haftalık süre boyunca devamlı olarak araştırmalarını hiç ara vermeden yapmalarını sağlamaktayız. Daha belki dönemlerde öğrencilerimizi serbest bıraktığımız için 13 ve 14. haftada artık bu projelerin üzerine yoğunlaşmakta ve çalışmalarını yapmaktaydılar. Halbuki biz bunu 13 aya yaydık, 13 haftaya yaydık ve her hafta takıldığı yerlerde destek vererek ilerlemelerini sağlamaktayız. Projeleri bittiği vakitte bize sunacakları bir mezuniyet tezi olmaktadır öğrencilerimizin. Bu mezuniyet tezlerinin formatını da kendilerine vermekteyiz. Bu genellikle master tezinden biraz daha, yüksek lisans tezinden biraz daha basit kapasitede, basit içerikte olmaktadır. Ama tamamen bilimsel bir makale formatında biz Amerika'daki Psikoloji Derneği'nin yayınlamış olduğu sisteme göre referansların verilmesini de bu tezde, bu mezuniyet tezinde istemekteyiz. Ve bu tezde adım adım ilgili hocalarımızın, danışman hocalarımızın gözetiminde, tavsiyesinde adım adım yazılmakta ve mezuniyetleri geldiği vakitte usulüne göre ciltlenerek 3 tane cilt üniversitemize verilmekte, bölüm dekanlığına verilmekte. Bunun bir tanesi kütüphanemize gitmekte, bir tanesi dekanlıkta kalmakta, diğeri de bölümde kalacak şekilde değerlendirilmektedir. Aynı zamanda öğrencimiz de kendisinin kullanımı için de istediği kadar tez basabilmektedir. Bizim bu dönemki
2019-2020 ve 2020-2020 dönemindeki mühendislik fakültemizin projeleri, araştırma projeleri, çalıştırma projeleri tamamen bu içeriktedir. Gelecek sene Yüksek Öğrenim Kurulu'nun ve Yüksek Öğrenim Danışma ve Akreditasyon Denetleme ve Akreditasyon Kurulumuzun bize yapacağı öneriler, tavsiyeler doğrultusunda da bu içeriğimizi daha iyi değiştirmeyi amaçlamaktayız. Doğu Akdeniz'in mavi sularında, Türkiye'nin hemen yanı başında eşi bulunmaz güzellikte bir ada. Kıbrıs. Tarihin taçlandırdığı, doğal güzellikler diyarı Kıbrıs'ta yükselen bir değer. Kıbrıs İlim Üniversitesi. Girne'nin merkezinde yer alan Kıbrıs İlim Üniversitesi, 40'ı aşkın farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciye ev sahipliği yaparak bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla öne çıkıyor. Alanında uzman, uluslararası akademisyenler ve bilim insanlarının bir araya geldiği Kıbrıs İlim Üniversitesi, yeni nesil üniversite konseptiyle fark yaratıyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi, disiplinler arası eğitim modeliyle girişimciliği ve inovasyonu ön plana çıkartıyor. Uygulama ağırlıklı eğitim anlayışıyla da öğrencilerine global bir bakış açısı kazandırıyor. Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde yeni kültürlerle ve farklı insanlarla tanışma olanağı elde edecek, çok kültürlü, çok dilli ve aktif bir sosyal üniversite yaşamı içinde kendinizi bulacaksınız. Kıbrıs İlim Üniversitesi. Geleceğin dünyasına hoş geldiniz.